donanımlı devlet elemanları gidecek, valiler gidecek, komutanlar gidecek. Bu yaralar zamanla 1-2 yılda iyileştirmesini peki. beklemek de iyimserliktir. Zamanla bu yaralar peki. iyileşince vatandaşlar peki. da HDP'ye oy vermemiş olacak. Zaten bu HDP'yi de oradaki hiçbir vatandaşımızın gönüllü olarak, temsilci olarak kabul peki. ettiğini de peki, teşekkür düşünce. Ediyorum. Sadece cevap alacağım ama konuşmalarınızı reklamdan sonra. Siz HDP'nin kapatılmasından yana mısınız? HDP kapatılmalı mı? Ben partileri kapatmanın daha önceki yaşanan deneyimlerle bir sonuç elde etmediği hemen bir hafta sonra başka bir isimle örgütlendiklerini gördük. Peki siz Ziya Bey'den farklı düşünüyorsunuz bu konuda. Bu kendilerine mağduriyet doğurur, tabandan partiye daha sahiplerine duygularını tetikler. Peki Ziya Bey diyor ki amasız fakatsız diyor. Haklı Ziya Bey. Sayın Devlet Bahçeli de konuşacağız reklamlardan sonra. Haklı. Evet. Fakat sonuç tamam. faydalı fikirlerinizi olmaz. Alacağım. Siz ben HDP'nin kapatılmasından ziyade HDP'deki grubun engellenmesi, hazineden destek alınmaması ve HDP'nin içerisindeki terörle işbirlik içerisine giren ve saptanan herkesin ayrı ayrı terörle işlem görüp milletvekili düşürülüp cezalandırılmasını istiyoruz. Anladım. Öbür türlü HDP bir de başka bir parti kurarlar. Türkiye'de de tabii bu konuda böyle bir düşünce farklılığı var. Amasız, fakatsız Ziya Bey'in söylediği gibi kapatılmasını isteyenler var. Yani kapatılması Zeynel Bey gibi kapatılması mı kapatılmaması mı daha faydalı iyice düşünülmeli diyenler var. Ve Ramazan Bey gibi de partiyi kapatmaktan ziyade HDP'nin içindeki PKK'nın temizlenmesini isteyenler var. Reklamlardan sonra konuşacağız bunları, bizden ayrılmayın efendim. Efendim dinamit devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Nigar İçkale diyor ki ben bir Kürt geliniyim. Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızın HDP ve PKK ile anılmaktan son derece büyük rahatsızlıkları var. Ben bizzat içlerinde yaşayan bir insan olarak bunu gözlemliyorum diyor. Osman Aksu Torbalı'dan HDP'nin kapatılmasının oradaki seçmenlerin başka partilere özellikle de CHP'ye kayacağı endişesini dile getirerek CHP HDP'lileştirilir diyor. Gürsel Avcı ve Soner Özdemir HDP kapatıldıktan sonra kurulacak partinin şimdiye kadar hazır olduğunu ve hatta ambleminin bile yayınlandığını bildiriyor. Ferdi Dinçsoy parti aleyhine yeterli somut delil varsa hukuk kapatılmasını gerektirir, bunun aması olmaz diyor. Ahmet Gürhan Bey, Büyük Birlik Partisi eski genel başkan yardımcısı, HDP içindeki PKK ayrılmalı demek doğru değil, HDP tamamen ve külliyen kapatılmalıdır diyor. Ve yine çok sayıda mesaj var farklı görüşlerde. Şimdi bugün gruplar vardı, Devlet Bahçeli kesinlikle HDP'nin kapatılması konusundaki ısrarını sürdürüyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda ona verdiği cevaplar vardı, izliyoruz. Zeynel Bey, Kemal Bey'in orada bir sözü HDP'ye dava açmakla, kapatmaya çalışmakla Millet İttifakı'nı zedelemeye çalışıyorlar diyor. Evet. Aslında HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olduğunu itiraf etmek değil mi bu? Şimdi son yapılan seçimlerde İYİ Parti CHP ittifakı yapıldı fakat HDP seçmeni perde gerisinde bu ittifakı destekledi. Evet. Bu HDP'nin bir nevi kilit parti konumuna geldiğini gösteriyor orada. Yani onu bu kilit gücünden dışarı atması lazım Türkiye'nin. Neden? Terör örgütüyle olan bağlantısı ve irtibatından dolayı. Dünyanın hiçbir yerinde o ülkenin bayrağını indirmek, devletini, toprağını, vatanını parçalamak, bir parçasında özerk otonomi oluşturup yeni bir devlet kurma fikriyle adım atan hiçbir siyasiye orada nefes aldırmazlar. Şimdi Ziya Bey kapatılmalı amasız fakatsız dedi. Siz dediniz ki kapatılmama... Ben şunu söylüyorum. O düşüncelerinizi şimdi alayım isterseniz. Şimdi HDP'ye karşı reaksiyon gösterirken orada kendini Kürt seçmen olarak adlandırıp teröre karşı olan asker öldürülmesinden, polis öldürülmesinden, korucu öldürülmesinden ve çatışmadan bu ortamlardan rahatsızlık duyan
bir Kürt milliyetçisi bir kitle var. Kendini